Renkler ve materyaller. İlk sahnemizle başlayalım. Do Fade kullanacağız. Do Fade, renge sahip objelerimizin alfasını kısmaya yarayan bir do tweak metodudur. Mesela circle bir sprite bunun color'ının alfa değerini kısarak bunu fade yapar. Transparanlaştırır, saydamlaştırır. Sprite'da, materyalde, tekste veya UI imajında ve başka yapılarda da kullanabiliyoruz. Hemen deneyelim. Script oluşturalım. Do Fade test açıyorum. Do tweak kütüphanemize ekliyoruz. dg.tweening public renderer sphere renderer küre objemizin renderer'ına erişip oradan materyalinin alfa değerini değiştireceğiz. Public Sprite, Circle Sprite, TextMesh Pro objesine erişebilmek için TM Pro kütüphanesine ekliyorum. Public TextMesh Pro UI için olanı TextMesh Pro diyelim. UI objelerine erişebilmek için using UnityEngine.UI, Public Image, Circle Image. Bunları tanımladıktan sonra update'e geliyoruz. Space'e bastığımızda bunların hepsini do fade yapsın istiyorum. If input.getKeyDown, KeyCode.Space, Space'e bastığım zaman SphereRenderer.Material.DoFade dedikten sonra end value gireceğiz. 0 ile 1 arasında bir değer. 0 ise tamamen saydam, 1 ise tamamen opak. 0.3f diyelim. Load duration eşittir 1f. 1 saniyede gerçekleşsin istiyorum. Buraya yazalım. Duration circle sprite nokta sprite olmayacak. Sprite renderer olacak. Nokta DoFade 0.3f duration. TextMesh Pro nokta DoFade 0.3f virgül duration. Circle image nokta DoFade 0.3f virgül duration diyorum. Kaydediyorum. Space tuşuna bastığımda 1 saniye içerisinde 4 objemin de rengini fade yapacak. Alfa değerlerini 0.3'e düşürecek. Boş bir obje test diyelim. İçerisine do fade testimizi gönderelim. Sphere renderer sphere'imiz. Bunun materyalinin opak olmamasına, fade veya transparent olmasına dikkat edin. Fade'i alıyorum. Circle sprite şurada. TextMesh Pro canvas üzerinde. Circle image o da canvas üzerinde. Oyunu çalıştırıyorum. Space'e bastığımda fade olacak hepsi. Basıyorum. Gördüğünüz gibi hepsi birden belirlediğim oranda fade olmuş oldu. Bir sonraki sahnemize geçelim. Do Color. Burada da aslında birebir aynı sahne var. Hemen bir tane test adında obje oluşturalım. İçerisine Do Color test adında bir script dosyası oluşturdum. Bu script dosyasını buraya atıyorum. Do Color, Do Fade ile birebir aynı mantıkla çalışır. Tek farkı sadece alfa değerini değil, renk üzerindeki tüm değerleri değiştirebilmemize olanak tanır. Hemen script dosyamızı açalım. Do Fade test script dosyama geliyorum. Aynı kütüphanelere ihtiyacım olacak. Hepsini kopyaladım. Aynı objelere ihtiyacım olacak. Hepsini kopyalıyorum. Şurayı da kopyalayabilirim. Şu kısımları silelim. Sildik hepsini. Do color diyoruz. Bir renk değeri gireceğiz. Mesela color nokta red diyebiliriz. Kırmızı renge dönüşsün. Duration. Circle sprite buna nokta do color. Doğrudan bir renk girmeyeceğim. Random nokta color ESV metodu rastgele bir renk tanımlamamızı sağlar. Duration. Diğerleri için de aynısını yapacağım. Şöyle kopyalıyorum. Hatta materyalde de color nokta red demek yerine şöyle yapıyorum. Siz isterseniz color nokta red diyebilirsiniz. Şuradan public color değişkenini tanımlayıp onu editörden ayarlayıp onu seçebilirsiniz. İstediğiniz gibi kontrol edebilirsiniz. Kaydediyorum. Unity'ye geliyorum. Tanımlayalım. Sphere, Sprite Renderer, Circle, TextMesh Pro, Circle Image. Başlatıyorum. Space'e bastığım zaman hepsinin farklı bir renge, rastgele bir renge dönüşmesini bekliyorum. Bastım. Gördüğünüz gibi hepsi rastgele bir renk alıyor. Bir daha basıyorum. Aynı şekilde bir daha basıyorum. Her bastığımda random bir renge çeviriyor hepsini ve hepsi birbirinden farklı renkler. Do Color da bu şekilde. Bir sonraki sahnemize geçelim. Do Float. Do Float dediğimiz şey shader üzerindeki float değerlerini değiştirmemize olanak tanır. Bu da ne demek? Hemen bakalım. Şu anda bizim burada sahne üzerinde 3 tane küremiz, 3 tane sphere'imiz var. Ve bunların her biri şu materyale bağlı. Toony bir shader. Yani normal standart shader'larımızdan farklı. Burada anlaması daha kolay olacağı için bunu seçtim. Bunun üzerinde çeşitli değerler görüyorsunuz. Biz bu değerlerle Do Tweak'ini kullanarak oynayacağız. Nedir bu değerler? İlkinde outline width dediğimiz değer. Yani outline'ımızın, dış çizgimizin genişliğini değiştireceğiz. Gördüğünüz gibi. Bunu 5'ten mesela 0'a alacağız. Bir sonraki objemizde light luminosity diye bir değer. Şu anda 0 ve bunu 2'ye alacağız. Böylece daha parlak olacak. Üçüncü objemizde ise shine intensity değerimizi 0.3'ten 1'e kadar çıkaracağız. Gördüğünüz gibi. Böylece daha parlak olacak. Bunu nasıl yapacağımıza bakarsak öncelikle kod dosyamızı oluşturarak başlıyorum. Do float test. Hemen boş bir obje oluşturalım. Transformer'ı sıfırlayalım. İsmini test yapalım. Do float testimizi sürükleyip bırakalım. Açıyorum. Hemen buradan public renderer sphere 1, sphere 2, sphere 3 diyorum. Update içerisine if input nokta get key down space diyorum. Space tuşuna bastığım zaman sphere 1 nokta material nokta do float. Tabii kütüphanemizi de ekleyelim. dg nokta tweening. Sphere 1 nokta material nokta do float. Parantez açıyorum. Öncelikle float'umuzun gitmesini istediği değer. Sphere 1 için ne demiştik? Outline with material materyale
geliyorum. Outline Vitim'i 5'ten 0'a çekmek istiyorum. 0f. Sonra da bu float değerinin ismini istiyor bizden. Şöyle string açıyoruz. Buraya ismini yazacağız. Bir virgül daha attığımızda da duration'ı yazacağız. Duration'ı şöyle float duration eşittir 1f diyelim. Burada tanımlayalım. Şunun içerisini düzelteceğiz. Hepsi için yapalım. Kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. Yapıştırıyorum. 0, 2 ve 3 için. 2'de light luminosity 0'dan 2'ye getirelim demiştik. Hemen şöyle 2f diyelim. Üçüncüde de shine intensity 0.3'tü. 1'e getirelim demiştik. 1f yazıyorum. Şimdi bunların isimlerine ihtiyacım var. Bunu nasıl edineceğimi soruyorsanız materyalimi seçiyorum. Şurada gördüğünüz gibi shader'ım var. Sağ tıklıyorum. Select shader dediğimde beni bu materyalin sahip olduğu shader dosyasına götürüyor. Bunun burada gördüğünüz gibi tüm propertileri yani tüm seçenekleri burada yazıyor. Color var. Range dedikleri de aslında float. Belli bir aralıktaki float değerleri. Burada ihtiyacım olanlara bakacağım. Böyle görebilmeniz için alayım. Gördüğünüz gibi outline width için OTL width adında bir değerim var burada. Range diyor. Yani aslında bir float sadece belli bir aralıkta olduğunu gösterir. Şuradaki float'la aynıdır yani. Altre OTL width. Bunu yazalım. Altre OTL width. Luminosity. Altre lumin diye bir değer. Bunu da buraya yazıyorum. İkinci değerim de altre lumin. Geliyorum. Üçüncü değerim shine intensity. Altre SHN intense. Bunu da aynı şekilde yazıyorum. SHN intense. Hepsini yazdım. Kaydettim. Unity'ye geliyorum. Tam ekran yapalım. Testimiz üzerinde tanımlamalıyız. İlki buydu. İkincisi bu. Üçüncüsü de bu. Soldan sağa bir şekilde doğru. Başlatıyorum. Space tuşuna basıyorum. Bastım. Bakın outline'ı gitti. Luminosity'si arttı. Intensity'si arttı. Durduralım. Tekrar deneyelim. Space tuşuna basıyorum. Evet, gördüğünüz gibi bu değerler değişmiş oldu. Dude Vinyl'e renk ve materyal örnekleri bu şekildeydi.